Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan düzeyinde ilk kez katıldığını, milletvekillere katıldığını gördük, şahit olduk bugün. Bu konuda neler diyeceksiniz? Bugüne kadar partimiz Veli Ağbaba'nın başkanlığında her yıl burada temsil ediliyordu. Sayın Sarıgül bu konuya zaten çok önem veriyor. Biz geçtiğimiz günlerde Madama'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk kez gitmiştim. Başbağlar'da aslında bugün yurt dışı programımız vardı ama Sayın Sarıgül ve Sayın Ağbaba'nın büyük gayretleriyle, büyük fedakarlıklarıyla bir şekilde geldik. Çünkü acıları yarıştırmanın ya da kendi acısına sahip çıkmanın dönemi Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdi. Biz ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Ben defalarca söyledim. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçak'a aynı anda yas tutmayan bir ülke birlik ve bütünlük halinde olamaz. Sivas'taki, Madımak'taki yaşananlarla Başbağlar'da yaşananları birbirinin rövanşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar var. Bu ikisi de bu ülkenin ortak acıları. Orada yanan canlarda, burada yanan canlarda bu ülkenin değerleri. O yüzden biz bir ve beraber olmamız lazım. Ben zaten mümkün olduğu kadar kritik yıl dönümlerinde mutlaka bulunmaya çalışıyorum. Başbağlar'da bu açıdan son derece anlamlıydı. Güzel de bir tören oldu. Hem katılımıyla hem ortaya çıkardığı duygularla birlikte. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Hem milletvekillerimize hem Sayın Vali'ye teşekkür ediyorum. Havadan geldiniz buraya. Coğrafyayı gördünüz. 33 vatandaş burada hayatını kaybetti, şehit oldu. Buraya gelirken hem Anadolu'nun en ücra köyü burası, köylerinden birisi. Ne hissettiniz genel başkan olarak? Şimdi bir kez şunu hissettim. Yani bu köye bu katliamı yapanların nereden geldiniz, nereden buldunuz, nasıl yaptınız bunu, bir de özel olarak seçtiler, beklediler. Akşam namazı saatinde toplansınlar da işte o kadar sayıya yakın insanı hep birlikte katledelim. Bu büyük bir vicdansızlık. Bir kez şunu gördüm. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle çok önemli, çok birlikte olması lazım. Bir bütün halinde olması lazım. Herkesin ötekinin hakkına da kendisininkinden daha çok sahip çıkması lazım. Bu ülkede bir iki şeyin ben renginin olduğuna inanmıyorum. Bir işçinin alnının terinin rengi olmaz. Bir de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi olmaz. Hepsi anamız. O anaların gözyaşlarını dindirmek için herkesin sorumlu davranması lazım. Biz üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmekte çok kararlıyız. Çok teşekkür ederim. Ya bir de biraz önce konuşmada da söyledim. Sayın Sarıgül geçen hafta bir araştırma önergesi verdi. O maalesef mecliste reddedilmiş ama biz bunu yenileceğiz. Diğer partilerle de diyalog kuracağız. Bugün ortaya çıkan olumlu hava, grup başkan vekillerimiz temas edecek. Bu başbağların hatta belki Madımak ve başbağların aynı komisyonda araştırılması daha da anlamlı olabilir. Bunu da bir değerlendireceğiz. Çünkü iki gün arayla birbirine yaşatılan ve sayı olarak, şekil olarak, işte inanca yapılan saldırı olarak gördüğümüz bu saldırıların nasıl, kimler tarafından organize edildiğini mutlaka bakmak, o kirli elleri çıkarmak lazım. Bu konuyu da gündemimize alacağız. Sivas'ta da burada da zaman aşımı kararı var. İkisi de çok yanlış. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Bu konuda kanun var. Mahkemelerin cesaretle bunlara insanlık suçu tanımlamasını yapıp zaman aşımı ve af kapsamlarının dışına çıkarması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun.